TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Bursa Konuşuyor programı ile evlerinize konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün Davutkadı'daydık. 25B otobüsüne bindik ve buradaki otobüste bulunan vatandaşlara iyilik yaptılar mı, iyilik nedir sormak istiyorum. Bakalım otobüste bulunan vatandaşlarımız bugün güne hangi iyilikleriyle başlamışlar? Nasılsın amca? Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok şükür. İsmin nedir? Efendim? İsmin ne? Mustafa. Mustafa amca kaç yaşındasın? 70. 70 maşallah, nereye böyle? Çarşıya gidiyoruz yani. Çarşıya, o iyi. Mustafa amcacığım bugün iyilik yaptınız mı? Efendim? İyilik yaptınız mı bugün? Valla bir hafta yaptı, biz de bilmiyoruz. Yani yapmıştır herhalde yani. Size peki bugün iyilik yapan oldu mu? Olmadı. Olmadı. Sizce amcacığım iyilik nedir? Efendim? Sizce iyilik nedir? İyiliktir yani. Birine bir iş görürsün, yol gösterirsin. Bunlar hep iyilik sayılır yani. Peki teyzeciğim merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın bakalım? Ben de iyiyim çok şükür. Kaç yaşındasın teyzeciğim? 70. Maşallah, valla hiç belli etmiyorsun. Öyle mi? Evet, ismin nedir teyzeciğim? Fethiye. Fethiye teyzeciğim, nereye böyle, gezmelere mi? Gideyim çarşıya doğru çarşıya, ben de. Ne yapacaksın çarşıda? Dolaşayım biraz. Oh, canım iyi, hava. Evet. İyi etmişsin. Teyzeciğim bugün iyilik yaptınız mı? Ya kime yapayım iyilik? Bana kimse bir iyilik yapmayı doğru düzme kızım. Yapmıyorlar mı sana? Evet. Onların gözü çıkmasın. Senin gibi tatlı teyze iyilik yapılmaz mı? Peki ya. Bakalım. Canım yapılır. Teyzeciğim siz? Kızım ben kızıma iyilik yapıyorum bak. Başka iyilik yaptım kimse yok sabahtan beri. Kızınıza ne yaptınız? İyiyim kızım. Ben başka bir şey yapmadım yani. Bakalım teyzeciğim siz nasılsınız, iyi misiniz? Canım sen nasılsın? Ben iyiyim. Şimdi gidiyorum iyilik yapmaya. Yeğenimin nişanı var. Hazırlık yapıyoruz. Hediye almaya. Evet, hediye. Bakacaksınız. Borçça yapacağız işte. Sardırmaya vereceğim borçça. Öyle. Hazırlık yapıyoruz. Hayırlı olsun. Devam edelim abicim. Böyle çıkayım abilerin yanına. Merhabalar. Nasılsınız amcacığım, iyi misiniz? İyi, sağ olsun, nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Nereye böyle? Vallahi çarşıya gidiyorum. Çarşıya ne yapacaksınız, gelecek misiniz? Yok, gezmeyeceğim, Muradiye'ye gideceğim. Hastaneye gideceğim. Efendim, geçmiş olsun, neyiniz var? Kontrole gidiyorum. İyi bakalım, Allah şifa versin. Amcacığım bugün bir iyilik yaptınız mı? Bugün iyilik yaptık mı? Bugün daha yeni kalktık, hiçbir şey yapamadık. Yeni uyandınız. Yeni uyandık. Yaparsınız gün içinde. İnşallah yaparız, olur. Peki size iyilik yapan oldu mu? Olmuştur hayatta. Olmuştur. Amcacığım sizce iyilik nedir? İyilik bir kişiye yardım etmektir. Yardımcı olmaktır. Yardım etmektir. İyilik budur, başka bir şey. Sizce bu devirde iyilik köreldi mi? Artık eski iyilikler yok, kimse iyilik yapmıyor ya, diyor musunuz? Yapan var ya, öyle hepten nankör olmayalım. Kesinlikle var yani de. Eskiden sanki insanlar birbirine daha bağımlıydı, daha bağlıydı, bir komşuluk iyiydi. Şu anda öyle bir şey pek kalmadı. Bilmiyorum. Sağ olun efendim, teşekkür ediyorum. Amcacığım siz nasılsınız? İsminiz nedir? Ahmet amcacığım nereye böyle? Heykel dişim var, oraya gidiyorum. Allah işrahatlığı versin. Ahmet amcacığım günü iyilik yaparak başladınız mı? Sabah kalktım işte. Anca işlerimi hallettim. İyilik hakkı, evet. Yaparsınız yani. Tabii. Sizce iyilik nedir? İşte iyilik, yolda biri, yaşlı birini kalmış olsa onu yoldan geçirse bu iyiliktir. Tabii. Peki amcacığım, teşekkür ederim. Gel Ercan abi. Nasılsın amcacığım, iyi misin? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler değil, isminizi öğrenebilir miyim? Süleyman. Süleyman Bey. Şimdi nereye böyle? Heykele durdu. İşinizi halletmeye yoksa gezmeye mi? İşimizi halletmeye. Edeceksiniz. Ahmet miydi? Evet. Süleyman. Ay, isim de unuttum. Süleyman amcacığım sizce iyilik nedir? İyilik ne olur? İyilik vatandaşa yardım etmek. Size iyilik yapıyorlar mı? Hakikaten tabii. Her karşılığında görüyoruz. İyilik köreldi mi bu devirde? Ya gitgide köreldi tabii. Önceki dönem yok artık. Birbirine saygı diyelim, bir şey kalmadı. Peki siz bugün bir iyilik yaptınız mı? Efendim? İyilik yaptınız mı? Yaptım. Tabii yapmadım. Ne yaptınız? Her türlü yapıyorum konuda. Yardımcı oluyorsa da tanışalım. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, bu hafta
karmaşık bir yolculuğumuz var. Aman Ercan abi dikkat et. Otobüste başlayan röportajlarımıza devam ediyoruz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, sağ olun. İsminizi öğrenebilir miyim? İrfan Turhan. Nereye efendim böyle? Heykel, Yeşilyer'le. Yeşilyer'le. Gezmeye mi eviniz? Efendim, sizce iyilik nedir? Nasıl? İyilik nedir? İyilik bir insanın karşı insana yaptığı, içinden gelerek yaptığı, karşılığını memnun ettiği bir olay. Sizce iyilik köreldi mi? Biraz. Sizce iyilikte tabulaşmış bir yaklaşım var mı sizin için? Nasıl? İyilikte tabulaşmış bir yaklaşım var mı? Yok. Artık bu benim için bir iyilik diyebileceğiniz bir şey var mı? Yok, benim için yok. Siz bugün bir iyilik yaptınız mı peki? Çalıştım bugün, pek bir şey yapamadım. O da ailenize olan bir iyiliktir bence. Bence de, sağ olun. Efendim, iyi günler diliyorum. Merhaba amcacığım, nasılsınız? Merhaba kızım, ben yabancıyım. Yabancı mısın? İsmin nedir? Recep Uğur. Recep. Nereden geldin amca? Eskişehir'den. Eskişehir'den. Ama benim sorum Bursa için değil, genel bir soru. Buyur. İyilik yaptınız mı bugün? Yaptım sayılır. Yaptınız. Peki sizce iyilik nedir? İyilik iyiliktir kızım. İyilik iyiliktir. Evet. Size bugün bir iyilik yapan oldu mu? Yok. Olmadı. Ben de kedilere yaptım. Kedilere. Aa, çok güzel, hayvan seversin. Evet, evet. Kedileri mi çok seviyorsunuz? Ya, hayvanın hepsini severim. Yazın su koyarım, kişinin yiyecekleri veririm. İşte balık, balık atıklarını veririm, bilmem ne yaparım ben. Çok güzel. Güvercinler, buğday getiririm. Eskişehirliyim, ben köylüyüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Burada kızım var benim. Ziyarete geldiniz. Ha. Hoş geldiniz. Bana buğday getiririm, atarım. Sağ ol kızım, hoş bulduk. Geldin. Peki amcacığım, siz nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmet Alsan. İsmet. İsmet Bey, burada mı yaşıyorsunuz, siz de misafir? Ben misafir değilim ama ben yurt dışındaydım. 6 aydan beri buradayım. Temelli dönüş yaptım. Peki İsmet Bey, siz bugün bir iyilik yaptınız mı? Bugün bir iyilik yapmadım şimdiye kadar. Gün içinde yaparım diyorsunuz. Tabii, bizim her zaman oluyor. Peki size iyilik yapan oldu mu? İyilik yapan... Yani komşulardan bazen oluyor işte, bazı işlerimizi görüyorlar yani öyle. Ben teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok şükür. Siz nasılsınız? Bizler de iyi, sağ olun. Nereye böyle? Böyle evimize gidiyoruz. Nereden? Şuradan. Neler aldınız? İşte. Aldık bir şey. Doğrusu Umre'ye gidiyoruz. Onun için bir şey hazırlık yaptık. Umre'ye niyetlendik. Umre mi? Aa, evet. Çok güzel. Ne zaman yolculuk? Yazıldık. Mart 10'unda. Aa, Allah kabul etsin. Güle güle gidin gelin inşallah. Efendim, bugün bir iyilik yaptınız mı? Bir iyilik yaptık mı? Yok, daha yapmadık. Ya, yaparım mı diyorsunuz? Yani şey yapmadı, hemen sabahleyin kahvaltı yapmaz dışarıya çıktık. O yüzden daha henüz bir şey yapmadık. Sizce iyilik nedir? İyilik nedir? Kimseye yardım edersen iyilik yapmış olursun. Veya kimsenin hatrını kırmazsan o da bir iyiliktir. Sizce iyilik artık köreldi mi? Köreldi, eskisi gibi yok kızım. Herkes kendini düşünüyor artık. Evet. Peki size iyilik köreldi mi sizce? Evet. Eski insan yok. İnsanlar, herkes kendi şeyinde. Bencilleşti insanlarımız. Evet. Çok kendini düşünerek, komşuluk yok, gidip gelme yok, komşu gördün perdesini kapatıyor. Evet. Önceden istediğin gibi gidebiliyordun, aç çalıyordun kapıyı, şimdi haber vermeden gidemiyorsun, kimsenin kapısını çalamıyorsun. Hiç komşuluk mümkünlük kalmadı. Nerede o eski iyilikler mi diyeyim, nerede eski günler? Evet. Peki efendim? Hızlı yok ama gene de öyle diyoruz, nerede o eski günler diyoruz yani. Çok değil, ben 23 yaşındayım. Benim çocukluğumda olan şeyler yok yani. Hiç yok evde. Aynen. Hiçten yok. Bizde yok. Evet. Peki efendim, teşekkür ederim. Sağlık versin Allah. Evet. Hayat devam ediyor. Olur, böyle olmaz. İlla düzeliriz. Sevgi, saygı olur. Büyükler, küçükler birbirlerine. Evet, önce sağlık olur. Hadi. Abi sağ olun, iyi günler. Şerim, merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ ol. Kaç yaşındasın? 15. 15. Ne güzel kızsın sen öyle. Teşekkür ederim, siz de öylesiniz. Teşekkür ederim. İsmin nedir? Emine. Emine. Kaça gidiyorsun? Lise 1. Lise 1. Karnın nasıldı? Güzel. Güzeldi. Takdir, teşekkür. Hiçbiri. Olsun ya, zayıf olmasın, o da yeter. Evet. Nereye böyle? Evet. Evet. Gökhan Türkmen'i seviyorsun galiba. Evet. Hangi şarkısını daha çok seviyorsun?
şarkı ayrımı yapmam hepsi güzel benim için. Gökhan Türkmen'i de seviyorsun. Evet. Tabii tabii, şimdi hemen şarkıları neydi, kendisini seviyorsun. İkisi de. İkisi de. Peki. Bugün bir iyilik yaptın mı? Ben yok, yapmadım. Gün içinde yaparsın herhalde. Evet. Sence iyilik nedir? İyilik. Güzel bir şey değil mi? Evet. Başkalarını mutlu etmek. Sık sık yapar mısın iyilik? Evet. Yaparsın. Bence de yaparsın. Melek gibi bir şeysin sen ya. Çok tatlısın. Peki efendim siz? Sizce iyilik nedir? İyilik, yardımlaşma, saygı. Yani hoşgörü. Her şey iyiliktir yani, böyle birisine yardım etmek. Büyüklerine saygı göstermek. Daha... Sizce iyilik köreldi mi? Çok köreldi maalesef. Eskisi gibi yok yani. Şimdi hiçbir şey eskisi gibi yapılmıyor. Şimdi birisini gördüğün zaman yan kaçıyorsun. Önceden yine bir yardım ederdin. Mesela konuşurdun. Şimdi konuşma, hiçbir şey yani. Eskisi yok. Yok maalesef. Siz bugün bir iyilik yaptınız mı? Bugün yapmadım. Kızıma yaptım aslında iyilik. Yani o mutlu olduysa da o da bir iyiliktir. Yani onu mutlu ettim bugün canım. Oldu mu? Evet. Ne yaptı annen sana? Gözlük. Tabii canım, şimdi çeşit çeşit olması da büyük bir mutluluk. Evet. Peki o zaman iyi günler diliyorum sana. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim İlhami Biçen. İlhami amca. Benim dedemin ismi de İlhami. Evet. Allah uzun ömürler versin size. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, hamdolsun. Nereye böyle? Eve gidiyorum nasipse. Evet. Peki İlhami amcacığım, bugün bir iyilik yaptınız mı? İyilik mi? Yani iyilik yapmaktan çok iyi olmaya çalışıyoruz. Bu bir, büyük bir iyiliktir. Evet, zaten. Bence iyi olmak, başkalarına zarar vermemek, empatiyi kullanmak. Tabii. En büyük iyilik. Tabii ki. Sizce iyilik nedir? Bence iyilik en azından başkalarına zarar vermemektir. En azından başkalarına zarar vermediği gibi faydalı davranışları göze alabilmektir diye düşünüyorum. Size bugün bir iyilik yapan oldu mu? Yani bir selam bile bence iyiliktir. Tabii. Selam veren oldu en azından. Yer veren oldu gençlerden. Evet, artık gençlerin de yer verdiği nadir görülen bir şey oldu. Nadir görülüyor da yine sorumlusu biziz. Neden? Yani demek ki örnek olamamışız. Aslında çok güzel yaklaşımlarda bulundunuz. Estağfurullah. Kendim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Evet, Yeşil Yayla dindik ve röportajlarımıza devam ediyoruz. Bakalım buradaki vatandaşlarımız ne iyilik yapmışlar? Bugün bir iyilik yaptınız mı? İyilik yaptım. Ne yaptınız? Yardım ettim bir eski adama. Asker. Askerim. Aa, çok güzel. Nerede asker? Yakınız mı? Yakınım. Yakınız. Nerede asker? Asker buradaydı. O da buradaydı. O da burada. Ay, hayırlı tezkereler o zaman. Sağ olasın. Allah. Hadi iyi günler. Siz beyefendi nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Allah'a şükür. Bugün birlik yaptınız mı? Birlik yaptık. İyilik. İyilik. Ne yaptınız? Herkese iyilik yapıyorum. Evlerine yardım ediyorum. Çok güzel. Yokçuluklara yardım ediyorum. Çok güzel. Gene ne söylüyor? Kime parası yok neyse yardım kömür ediyorum. Çok güzel, Allah kabul etsin. Sağ olun, Allah razı olsun. İyi günler. Hemen bir baba oğlu alayım ben bir yanıma. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyiyim, yeğenim benim. Yeğeniniz mi? He, yeğenim. Olsun, baba yarısı. Amca mı, dayı mı? Dayı. Dayısınız, ooo çok güzel. Oğlan dayıya benzermiş. Bakıyorum benziyor musunuz? Biraz benziyorsunuz. İsminiz nedir? Mevlüt Çoşku. Mevlüt. Mevlüt Bey, bugün bir iyilik yaptınız mı? Birlik derken yani? İyilik. Evet. Ne yaptınız? Hayır yaptık. Hayır yaptınız. Bence yeğeninize de yapmışsınızdır. Gezdiriyorum zaten. Gezdiriyorum. Güzel. Mutlu musun? Evet. Ne yaptınız dayınla? Gezeceğiz. Pastaneye gideceğiz. Pastanelere gidiyoruz. Oo, çok güzel. Hangi pastayı daha çok seviyorsun? Muzlu. Muzlu. Meyveli yani. Evet. Çikolatayı sevmez misin? Severim. Ben de çikolata severim. Bana pasta alır mısın? Alırım. Gerçek mi? Gerçek. Ah, ne bonkör bir erkek bu. Kaç yaşındasın? 10. Okula gidiyor musun? Evet. Kaçıncı sınıf? 4.
Takdir teşekkür var mı? Takdir. Oo, maşallah. Mehmet, alkış gönderiyoruz. O zaman sana iyi günler diliyorum. İyi günler efendim. Güle güle. Teşekkürler. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim canım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ olun. Abla mı diyeyim yoksa isminizle mi hitap edeyim? Çok abla. Gençsiniz. Abla. Teşekkür ederim. İsminiz nedir? Hatice Hanım. Hatice ablacığım, nereye böyle? Evime. Elinize. El kol dolu. Evet, dişçiden geliyorum da. Dişçi bahane. Almışsın alacağını. Aynen. Neler aldın? Terziye gittim. Kumaşımı getirdim, evet. Ya çok güzel. Bugün bir iyilik yaptınız mı? Bugün daha yapmadım. Yapacak mısın? Ama. Hayır, söylenmez ama. Söyleyin. Ben merak ettim. Bütün arkadaşlarıma yüzük aldım diye. Oo, çok güzel ya. Abi çeksene, ne güzel. Nereden aldınız? Mardin Midyat. Aa, çok güzel. Oradan mı geldiniz? Oralısı. Hayır, oradan getirttim. Getirdiniz. Özelliği var mı bugün? Evet. Çok güzel bir yüzükmüş ama. Peki sizce iyilik nedir? İyilik yardım etmektir bence. Paylaşmak. İyilik köreldi mi sizce? Köreldi. Artık kolay rastlanmıyor değil mi? Ne tavsiye verirsiniz buradan yeni nesile? Yeni nesile ne vereyim ben? Sana söyleyeyim bir tek kelimeyle. Ben hayat Oxford'un okudum. Çalışan bir insanım. Emektarım. Yeni gençlere sadece saygı, evet. Sevgi, yaşlılara hürmet. Evet. Bunları bilseler zaten en büyük iyiliği yapmazlar mı? Evet, aynen. Aynen öyle canım benim. Gençlere duyurulur saygı, sevgi, hoşgörü. Aynen, aynen öyle. Peki efendim, iyi günler diliyorum. İyi günler. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Bir tane daha söyleyeceğim. Bütün gençlere örnek bir davranış olsun. Bütün çevrenizdeki garibanlara yardımcı olun. En güzel yemeği yerken etrafınızdaki kiracıları, garibanları doyurun. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi günler. Sağ olun. Merhaba. İsmini söyleyebiliyor mu? Söyle, ismin ne? Söyleyemez daha. Söyleyemez. Oy, bir çek. Hadi. Yine aldım ben ya. Abi çek, önünü çek. Hadi çek, 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 çek. Dudak bitiyor, bak bak abi, dudak bitiyor. Kucağımı aldım ya. Oy, 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 oy. Çok tatlı. Kaç yaşında amca? İki. İki. İki yaşında. Nerelisiniz? Çorum. Çorum. Amcacığım kaç yaşındasın? 71. İsmin nedir? Hakkı Gider. Hakkı amcacığım, esnaf mısın burada? Hayır, emekliyim. Emeklisin. Torunu aldın, gezdiriyorsun. Aldım, gezdiriyorum, evet. İyi bakalım. Amcacığım nasılsın? İyi misin? Neler yapıyorsun? Boş. Şimdi boştayız yani. Emekliliğinin tadını çıkarıyoruz. Torunun tadını çıkar. Evet. En güzeli. Evet. Bu da çok tatlı zaten. Evet, çok tatlı. İsmi neydi amca? Burak Hakkı. Burak Hakkı. Evet. Dedesi de Hakkı. Evet. Burak Hakkı. Burak Hakkı. Allah uzun ömürler versin inşallah sizinle birlikte. Ben. Amcacığım, iyilik yaptınız mı bugün? Efendim? İyilik yaptınız mı bugün? Yaptım tabii. Geçerken bir fakire şeye verdim. Sadaka verdim. O Allah kabul etsin. Sağ olun. Peki size bir iyilik yapan oldu mu? Daha şimdilik yapmadılar yani. Öyle yapmadılar. İnşallah yaparlar yani. Sizce iyilik köreldi mi? Yok. Devam ediyor yani. Var iyi insanlar diyor. Çok iyi insanlar var daha yani. Çok iyi insanlar var. Allah onlardan geri koymasın yani. Hepimiz. Ay bu çok tatlı. Evet, çok tatlı. Ay sağ olun abi. Ben teşekkür ederim. İsminizi öğrenebilir miyim? Elif. Esnaf mısınız? Çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum, okuyorum. Okuyorsunuz. Evden bir yere gidiyorsunuz herhalde. Evet. Havalar da güzel valla. Evet. Montlar çıkmış. Evet. Pembe pembe. İsminiz Elif'ti değil mi? Evet. Elif Hanım, iyilik yaptınız mı bugün? Evet. Ne yaptınız? Yani yardım etmeyi çok severim insanlara. Sürekli yardım ederim ama karşılıksız kalır bazen. Tabii. Zaten artık hani iyilikler biraz şey oldu ya, köreldi ya. Evet, evet. Artık öyle pek iyilik yapan da rastlamazsın. Evet. Yapmak istemiyorum ama gene kıramıyorum insanları. Yok, yapalım. Biz vazgeçmeyelim. İyilik yapmasalar da bence biz kendimiz için vazgeçmeyelim. Tabii ki, tabii ki. Evet. Sence iyilik nedir? İyilik nedir? Güzel bir soruymuş aslında. İyilik karşındaki insana yapabileceğin en iyi şeyleri hani ona yansıtabilmek, ona bunları sunabilmek yani bana göre. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi günler. İyi günler.
Teşekkür ederiz, sağ olun. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederiz. İşleriniz nasıl? Bursa TV'den geliyoruz. İşleriniz nasıl? İşlerimiz fena değil. Yani yol gün içerisinde boşluklarımız da oluyor. İşte dolu olduğumuz saatlerimiz de oluyor. Genelde iyiyiz. Cadde biraz işte zaman zaman hareketleniyor. Hafta içi olduğu için biraz daha durgunluk geçiyor. Yoksa iyiyiz, yaramazlık yok. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Yani gıda sektörü, lahmacun, pizza ve işte kebap çeşidi var. Faaliyet gösteriyoruz. 17 yıldır bu caddede hizmet veriyoruz. Bayağı eski esnafsınız. 17 yıl oldu. Yani hava şartları kış dolayısıyla işte bir gün iyi oluyor, iki gün kar oluyor. Bu dönem öyle geçiyor yani havalar. Allah iş rastlığı versin. Peki siz bugün bir iyilik yaptınız mı? Yani bugün bir iyilik daha henüz yapmadık. Yapmadık. İşte gün içerisinde böyle işte yabancılar biliyorsun çoğaldı Türkiye'de bu caddemizde. Suriyeliler şeyler. Zaman zaman yapıyoruz elimizden geldiği kadar. İşte yeme içmelerine bazen geliyorlar, ekmek veriyoruz, lahmacun çantı veriyoruz. Yani o şekilde evet devam ediyoruz şu anda. Allah kabul etsin. Size bir iyilik yapan oldu mu peki bugün? Yani bize bir iyilik yapan derken böyle nasıl bir iyilikten bahsediyorsun? Herhangi bir iyilik yapan oldu mu? Herhangi bir şey. Yani tabii mutlaka olmuştur. Yani insan kendi ailesinden, çevresinden olmuştur. Mutlaka olmuştur yani. Bunu sen de yapabilirsin, ben de yapabilirim veya ne bileyim. Hayır işi olduğu için. Neden soruyorum biliyor musunuz? Artık iyilik yapan sayısı o kadar azaldı ki. Mesela gün içinde sorduğumda 50 kişiye sorayım diyorum. 50 kişiden o 20 kişisi ya da 35 kişisi yapmamış oluyor. Yani maalesef evet doğrudur. Yani insanlar işte sipariş olabilir. Sipariştir evet kesin. Ayağımız uğurlu geldi. Hayırlı işler olsun. Sağ olun, iyi çalışmalar. Sağ olun. Bugün bir iyilik yaptınız mı? Daha yeni uyandık, yapma gibi fırsatımız olmadı. Kızımı aldım gidiyorum dedim. Yeğenim, kızım değil. Ben de bugün kime kızınız oğlunuz desem ya yeğeni çıkıyor ya torunu çıkıyor. Sabah beni ziyarete gelmişler. Onlar bana iyilik yaptılar, beni uyandırdılar. Çok güzel. O zaman iyi günler diliyorum ben size. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olun, ismi üzerine bilir miyim? Nizamettin Yener. Nizamettin Bey, fotoğraf sanatçısı Nizamettin mi? Estağfurullah, ya, fotoğraf mesleğimiz. Peki efendim, bugün bir iyilik yaptınız mı? Bugün bir iyilik yapmadım daha şu ana kadar. Çünkü sabahtan beri pek fazla yoğun işimiz olmadığı için. Yani genelde ben dükkanda yapıyorum bu tip iyilikleri. İşte müşteriler arasında durumlarına göre ihtiyaçları olanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, iyilik yapıyoruz. Çok güzel, peki size bugün bir iyilik yapan oldu mu? Bugün bana bir iyilik yapan oldu mu? Yok, şu ana kadar olmadı. Olmadı. İyilik köreldi mi sizce? İyilik, hayır. İnsanlar bence halen de içinde iyilik duygusu var yani o konuda. Ben eminim yani insanlarımız iyilik yapmayı seviyor. Ama tabii bazı insanlar da bu iyilikleri kötüye kullanıp art niyetli olanlar da çok olduğunu düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, bir Bursa Konuşuyorum daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.